Evet Melisa. Nasılsın bakalım? Sizce birini sevmek kötü bir şey mi? O kimi sevdiğine bağlı. Ama genelde sizin yaşınızda yapılan hiçbir şey o kadar kötü değildir. Keşke annem de sizin gibi anlayışlı olsa. Geçen gün annem çekmecelerimi karıştırmış. Mirvan'ın bana yazdığı notlar vardı. Onları ne yapmış biliyor musunuz? Parçalayıp hepsini çöpe atmış. Onlar benim anılarımdı. Keşke annem de sizin gibi anlayışlı olsa. Benim de senin gibi bir kızım vardı. Sana çok benziyordum. Biliyor musun biz de pek anlaşamazdık. Hocam aile kızlarını görmek istiyor. Tamam ben konuşacağım onlarla. Tamam hocam. Teşekkürler. Anıların her zaman seninle olacak. Kalbin onları koruyacaktır. İnan bana. Karıştıran o. Semir Hanım bakın çok yanlış konuşuyorsunuz. Onlar genç. Benim bu yaşananlardan vallahi hiç haberim yoktu. Ben bugün öğrendim. Sorumsuzsunuz işte. Kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Semir Hanım lütfen rica ediyorum. Şu an iki aile de aynı durumda. Siz hiç konuşmayın. Bu ilişkiyi biliyordunuz ama bir öğretmen olarak buna göz yumdunuz. Sizi de şikayet edeceğim. Hanımefendi, durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Kızınızın vücudunda kırıklar var. İki bacağında müdahale edilmesi gerekiyor. Yoksa ileride bacaklarını kullanamayabilir. Siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz böyle? Bir sıkıntım var. Yok, yok bir sıkıntı. Doktor bey bilgi veriyordu. Sıkıntı yok mu? Benim bu cahil adamın cahil oğluyla bir sıkıntım var doktor bey. Vallahi haberim yoktu. İllah yoktu. Selin Hanım, gerçekten sınırı aşıyorsunuz ama artık. Sen hiç konuşma. Sen günde 5 saat öğretmenlik yapmakla onların anneleri falan olduğunu mu zannediyorsun ha? Hanımefendi. Sen karışma. Sen benim duygularımı nereden anlayabilirsin ki? Senin çocuğun bile yok. Karışma. Selin Hanım. Benim çocuğum vardı. Ama doğumdan 20 dakika sonra öldü. Ya ben onun ölüşünü seyrettim. Şimdi hiç endişeniz olmasın ki ben anneliğin ne demek olduğunu gayet iyi anlıyorum. Sadece benim yaşadığımı yaşamayın istiyorum. O yüzden Melisa'nın bundan sonra ölmek istemesine de, ölmesine de asla izin vermeyeceğim. Nazlı. Nazlı. Bırak diyorum ya, bırak. Gördün değil mi içerideki halimi? Hı? Mutlu musun şimdi? Nazlı saçmalama. Nasıl böyle düşünürsün? Böyle bir şeyin beni mutlu etmeyeceğini biliyorsun. Bilmiyorum. Ben artık...
artık hiçbir şey bilmiyorum. Doktorda bırakırken de bilmiyordum zaten. Sen haklısın, biliyor musun? Benim halledemediğim çok fazla mesele var. Ben bir anda sıkıştım kaldım. Hala o zamanda yaşadıklarımla sınanıyorum işte. En azından birinin geçmişi geride bırakıp hayata devam edebilmesi de güzel. Kim bu kadın? O benim eski karım. Sonra konuşalım. Ben burada nerede taksi bulabilirim acaba? Yola çıkmanız lazım. Sağ ol. Nazlı. Ali Asap gider misin? Nazlı durur musun? Ali Asap gider misin? Nazlı durur lütfen musun? Lütfen gider misin? Durur musun lütfen? Bu halde gitmene izin vermem. Tamam ben iyiyim. Bir şeyim yok tamam. Hı. Bir şeyin yok. Nereye? Yürüyeceğim ben biraz tamam mı? Bir şey yok. Nazlı. Sokaklarda ağlayarak yürüyecek kadar genç değiliz artık biliyorsun. Ben ağlamıyorum. Ağlamıyorsan bunlar ne? Ağlamıyorum ben diyorum. Ağlıyorsun Nazlı. Tamam bak. Bak yok. Tamam mı? Ağlamıyorum. Nazlı ağlıyorsun. Ağlamıyorum ya. Ağlamıyorum diyorum. Ben ağlamıyorum tamam mı? Ağlamayacağım. İstemiyorum bırakır mısın? Bırak istemiyorum. İstemiyorum bırakma. Nazlı ağla. Ağla Nazlı ağla. Biz seninle hiç böyle sarılıp acımızı ağlayamadık. Eylül Hanım, size acil deyince ben getirmek istedim. Ha, ben bunu tamamen unutmuşum ya. Teşekkürler. Rica ederim. Mutluluklar dilerim. Eylül. Hı. İpek
Cenk'le ilgili kötü bir şey yok değil mi? İyi ya da kötü bir haber yok. Ya bu suratın haline kızım. Başka bir durum mu var? Yok, genel. Genel diyorsun. İyi, öyle diyorsun, öyle olsun. El Asaf'ı gördün mü? Valip'in ameliyatıyla alakalı konuşacaktı. Gelir birazdan. Hiç özlemiyor musun? Hı? Doktorluğu. Hı. Bazen. Şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Kusura bakma ya. Durduk yere ayağına dolandım bugün. Vallahi kusura bakma. Ne kusuru olur mu öyle şey? Ama benim şimdi çok önemli bir ameliyat için hazırlanmam lazım. Görüşürüz. O kız... O kız sevgilin mi? Eylül. Nişanlım. Eylül. Ne garip değil mi? Kişiler değişse de... Duygular değişmiyor demek ki. Bir zamanlar ona baktığın gibi bakardın bana da. Bakışların hiç değişmemiş biliyor musun? Ama tabii baktığın kişi o bambaşka. Evet. Görüşürüz. Vallahi böyle hepinizi meşgul ediyorum diye bir stres oldum. Şşş. Olur mu kardeşim öyle şey? Yeter ki sen iyi ol. Selam herkese. Hazır mıyız? Vallahi bu soru cevaplaması sorması kadar kolay değilmiş hocam. Ama hazırım. Rahat olun. Güzel. O zaman son bir tekrar yapalım, seni rahatlatalım doktor. Subfrontal kraniyotomi ile başlayacağım. Sonra beyin zarına ufak bir kesik atacağım. Oradan da tümörü çekip alacağım. Bu tümörün etrafında bir ödem var ama hallederiz illaki. Halledeceğiz. Halledeceğiz çünkü ben bu güzeller güzel hanımefendiye bir söz verdim. Biliyorsunuz ben verdiğim sözleri tutarım. Evet, sorusu olan? Ne zaman iyileşir? İyileşirsem tabii. Aa! Kötü düşünmeyeceksin dedim. Bir ihtimal diye dedim. Uzmandım. Seninle aynı durumda olan bir hastadan 13 santimlik bir tümör almıştım. Böyle bir gün sonra yürümeye, 3 gün sonra konuşmaya, 1 hafta sonra da çalışmaya başlamıştı. Yani 1 hafta sonra işbaşı yapacaksın, tamam mı? Sen hocana güven oğlum. Senin durumun daha iyi. İhtimalin daha yüksek. Güveniyorum hocam. Evet, saat 2:10 geçiyor. Artık hazırlanmamız lazım. Başka sorusu olan yoksa içeride görüşürüz. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Var aslında. Sorum yok da söylemek istediklerim var. Eğer ben ölürsem... Aa! Ölmeyeceksin dedim. Evet, ölmeyeceğim de odada tümör bende inat çıktı ve öldüm. İmzalı basket formam sizinle olacak. Ne saçmalıyorsun oğlum? Ama siz çok istemişsiniz onu, beni hatırlarsınız. Hiç kullanılmamış boks eldivenlerim var. Sizi özenip almıştım ama nasip olmadı kullanmak. Çabucak iyileşip ayağa kalkmasam o eldivenlerle döverim seni. Ali Asaf hocam,
Bana hiçbir şey vermiyorsun. Ben beynindeki o tümörü alıyorum sadece. Tamam mı? Size gelince... size verebilecek neyim var diye çok düşündüm. Siz benim hiç olmayan ailemsiniz. Sen benim abimsin Samo. Benim için yaptıklarının, hayallerimi gerçekleştirmek için çırpınmanın verebilecek bir karşılığını bulamadım. Hiçbir şey bu kadar değerli olmadı benim hayatımda. Düşünsene, tek hareketle bana 100.000 lira verdin. Hem de hiç tanımadığım biri için. Teşekkürler abla. Çok iyi oyuncusun gerçekten. Yani o beni görünceki ağlamalar falan. Kısa süreliğine de olsa bana o sıcaklığı verdin. Şey... önemli değil. Gerçekten. Sayende ilk defa birisine anne diye seslendim. Kardeşim ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen kardeşim. İlk başta kızdım sana. Ama neden yaptığını biliyorum. Annemi değil ama aile hissini verdin bana. Bunu hayatımda ilk kez yaşattın bana abi. Sizin için, hepinizle bir gün daha geçirmek için bir değil 10 kere daha ameliyat olurum ben abi. Kardeşim benim ya, kardeşim benim ya. Sama. Aklımda tümör seyreti olabilir ha. Çıkınca sen yine de hazır ol bence. Sen ne olur ne olmaz 100.000 liranı geri al da. Vereceğim. Son olarak... bu lanet tümörü neleri etki ediyor bilmiyorum ama... etki edemeyeceği tek şey şu ki... hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Her sene dönünce görüşürüz. Ama saat 14.15. Alo. Merhaba komiser bey. Ne oldu? Sema kocasının yerini söyledi mi? Tamam. Ama lütfen, lütfen artık bulun kardeşimi. Esne, hadi esne. Esne, kollarını öne al. Gerisi daha kolay olacak. Vazgeçmeyi bek. Rica etsem Merivan'ın raporlarına bir de ben bakabilir miyim? Baksanız ne olacak? Anlamazsınız ki. Anlarım. Ben de bir zamanlar doktordum da. Aa, ciddi misiniz? Gerçekten. Sen niye hala buradasın? Çünkü birilerinin o çocukları sizden koruması gerekiyor. Ha. Sen mi yapacaksın? Okulda aşk yaşanmasına izin verdin. Seni okula şikayet ettim. Milli Eğitim'e de dilekçe vereceğim. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz Selin Hanım. Dahasını da yapacağım. Öğretmenlik bile yapamayacaksın. Ne oluyor Özgül burada? Hocam. Ne oluyor ben söyleyeyim. Bu kadın öğretmen olacak sözde. Onu şikayet ettim. Bu arada sizi de şikayet edeceğim. Siz kim oluyorsunuz da beni kızımla görüştürmüyorsunuz ha? O münasebetsizler yüzünden benim kızım canına kıyıyordu. Ya aklım bile almıyor ya midem bulanıyor. Kapın bana! Siz neyi koruyorsunuz ya? Hanımefendi burada böyle bağıramazsınız. Burası hastane. Hastalarımız var. Niye susacakmışım? Herkes akıl vermeye ne kadar meraklı.
Hala ben biliyorum yapacağımı. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim. Eğer biraz daha böyle bağırmaya devam ederseniz güvenliği çağıracağım. Ne diyorsunuz siz ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz benimle? O çocuk yüzünden benim kızım delirdi. Sadece kızınızın değil, sizin de tedaviye ihtiyacınız var. Ne dedin sen? Tedavi olun diyorum, tedavi. Kızınızın böyle bir anneye sahip olması yeterince zor zaten. Ben kızımla ilgilenirim. Ama belli ki senin annen seninle hiç ilgilenmemiş. İnsanlarla nasıl konuşulacağını hiç öğretmemiş sana. Terbiyesiz! Ne kadar var daha? İzin kağıdında yazan saate göre yapabiliyoruz. Yarım saat işte. Yani 3'te patlatıyoruz. Kesin olarak içeride kimse yok değil mi? Yani baktınız her yere. Adamlar akşamdan beri burada. Her yere bakıldı. Hiç kimse yok. Hazırız. Koskocaman bina yerle bir olacak. Şayet içeride birisi varsa zerre parçası bulunmaz ona göre. Başaracağım. Çıkacağım bundan. Ben kurtulacağım. Başaracağım. Başaracağım. Kurtaracağım kendimi. Ölmeyeceğim burada. Çıkacağım buradan. Çıkacağım buradan. Çıkacağım. Çıkacağım. Ölmeyeceğim burada. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim burada. Ver bakayım şu elini. Eylül, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ali, kadın bana vuracaktı ya. Refleks diye bir şey var. Öyle mi? Refleks diye bir şey var. Bahaneye bak. Bahane falan değil. Vay. Sen de ha? Sinan Bey yumruk attın bu arada ben de. Her an ikimiz de kovulabiliriz. Ne diyorsun ya? Al birini vur ötekine. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Lan kim kimi kovuyor ya? Yavaş kovsunlar. İşte bu. Keyifler yerinde bakıyorum. Fena yapmışsın kadını. Hastaneye birbirine katmış. Herkes onu konuşuyor. Umarım sorun çıkarmaz. Yani öyle ciddi bir yarası yok ama Eylül'ün peşine düşecek bir tip. Ne yapayım? Ne yapayım? Bana şans dile istersen. Şimdi gidip kadına kızının ameliyatıyla ilgili bilgi vereceğim. Melisa'nın yaraları oldukça kötüydü ama ameliyat düşündüğümüzden daha iyi geçti. Umarım siz girmediniz ameliyata. Selin. Doktoru meşgul olduğu için
Ben sadece size bilgi veriyorum. Meşguldür tabii. Doktorlarınız hasta yakınlarını dövmekle meşgul. Tamam, sakin ol. Peki oğlan, o iyi mi? Ameliyatta bazı komplikasyonlar oluştu. Ama bunun verdiği hasarı maalesef kendine gelmeden göremeyeceğiz. Ölecek mi? İnşallah geberir. Başka türlü kızımızın yakasını o çocuktan kurtaramayacağız. Pes. Hanımefendi, ne biçim konuşuyorsunuz siz? Bir insanın arkasında ölür... Doktor bey, kusura bakmayın. Biraz moralimiz bozuk. Lütfen. Neyse, geçmiş olsun size. Sağ ol. Nasıl böyle bir canavara dönüştün? Ne ara? Gerçekten aklım almıyor. Sen ne diyorsun Turgut Bey? Bak, yemin ediyorum boşarım seni. Kızımı da alır giderim. Bu da sana son sözüm. Patlatırlarsa katil olacaksın İbrahim. O mal karın yüzünden katil olacaksın İbrahim. Patlamaz da kurtulursa... kesin öter. O zaman da yandım. Ulan Nesrin, ulan Sema. Hayatımın içine... Bırakayım patlatsınlar. Nasıl olsa parçasını bile bulamayacaklar. Tümör benim için büyük bir şans oldu aslında. Gerçekten bak. Eskiden değerini bilmediğim şeyler şu an çok daha farklı. Yine de olmasaydı keşke. Öyle düşünmüyorum. Aşkı keşfettim bu sayede. Daha önceleri zayıflık olarak gördüğüm bu duygudan ilk kez kaçmadım. Kaçacak vaktim yok dedim. Teslim oldum. İyi ki de olmuşum. Ben de iyi ki seni bulmuşum. Sen bunları konuşmayı sevmiyorsun biliyorum ama duyman gerek. Ya lütfen kötü bir şey söyleme. Eğer olur da yolunda gitmezse... seni hep seveceğimi bil. Ben de. Bedenen burada olmasam da seni hep seveceğim. Ve senden tek ricam, sakın durma. Sakın benle kilitlenip kalma, tamam mı? Hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğim. Esma bana bunu yapma, tamam mı? Ölünce beni suçlu hissettirme. Ben seni kimseye bırakmamak için o tümörü def edeceğim. Tamam mı? Elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Ama olur da o tümör bana pis bir oyun oynarsa... sen hayatına devam edeceksin. Mutlu bir kadın, iyi bir anne ve çok iyi bir eş olacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Güzel. Blogi, hadi kurtulalım şu fazlalıktan artık. Esma. Olur da bu ameliyattan sağ salim kurtulursam. Sana bana şu gardırobun anahtarını ver bakayım. Ne? Versene şu gardırobun anahtarını. Ha?
Eğer olur da bu ameliyattan sağ salim kurtulursam. Benimle evlenir misin Esma? Evet. Evet. Seninle evlenir. Çıkacak Atıbör, çıkacak. Başka yolu yok. Hadi sor. Neyi? Şu aklına takılan soruyu sor da rahatla. Ne sormamı bekliyorsun? Çok uzun zaman önce değil. Çok gençtik. Hatta çocuktuk. Benim aklıma takılan orası değil zaten. Bunu niye bana söylemediğin? Çünkü çok eski ve hatırlamak istemediğim bir hikaye bu. Marmaris'ten de, senden de önceydi. Bebek. O konuya girmesek. Bu unutmaya çalıştığım bir acı. Dur. Şu anda buna ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyorsun. En sevdiğim hamle. Ama ameliyata gireceğiz. Bir daha steril olmakla uğraşmayalım, tamam mı? Burada biri var! Çıkarın beni buradan! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Arkadaşlar, herkes son derece dikkatli olsun. Geri sayım başlatıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
öyle olmamalıydı. Ben savaştan kaçtım geldim. Sırf çocuğum okusun, iyi bir insan olsun diye geldim buralara. En azından bundan sonra iyi olacak her şey. Emin olabilirsiniz. Ha, bu arada bunu Melisa'nın çantasında buldum. Buyurun. Melisa'nın çantasında babası bulmuş. Babası dedi ki ona yazdığı binlerce nottan bir tanesi. Benim güzel Melisa'm diye başlıyor. Bu kadar çok mu sevdin bu kızı Mirvan'ım? Tamam. Tamam aslan yavrum benim, tamam. Bunu Melisa'nın babası verdi. Sonra ne dedi biliyor musun? Oğlunu sevdim. Şimdi de çok sevdim dedi. Korkma iyi olacaksın. Melisa da iyi olacak. Herkes elinden geleni yapacak. Hepimize bol şans. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bırakmayacağız. Arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bu operasyonda hastamız için zamana karşı yarışacağız. Unutmayın. Evet, başlayabiliriz. Bistri. Geldim. Neden durdu? Şimdi en kritik kısım. Son damarı kesecek. Bazen beyni besleyen damar buradan geçer. Ne yaptı şimdi? Ne oldu şimdi? Ne yaptı Ali Hoca? Aldatıcı damardı. Menajyumun içine gidiyor gibi görünse de aslında direkt beyine gidiyordu. Yani? Başka şansı yoktu. Tümörden kurtuldu. Muhtemelen de iyidir. Ne muhtemelen derken? Yani hala uyandığında küçük de olsa kötü olma ihtimali var. Ali Asaf'a güven. En doğrusu neyse onu yaptı.
Biyopsi için patolojiye yollayın. Peki hocam. Evet arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Asap. Biraz konuşabilir miyiz? Siz konuş. Şimdi benim sana ihtiyacım var. Sana anlatmam gereken çok önemli bir şey. İlk kez tatmadığım bir duyguyla karşı karşıyaydım. Bir sürü duyguyu tatmıştım. Nefreti, şiddeti, öfkeyi. Ali Asaf'la birlikte aşkı. Ama ilk kez boğazımdan parmak uçlarıma kadar içimi saran bu yakıcı duyguyu tanımıyordum. Aşk en korkutucu yüzünü göstermişti işte. Ali Asaf'ı kimseyle paylaşamayacağımı anladığım o ilk an. Duygularımı alt üst eden o sese kadar hissedebildiğim sadece buydu. Kıskanmak. Kavgaysa kavga, ne var sanki?